Ve başkentte bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelir gelmez ilk işi yıkım oldu. Yavaş Belediye Meclisi kararı olmamasına rağmen Melih Gökçek döneminde yaptırılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısında kol saati şeklindeki saat kulesini kaldırttı. Mazbatayı ben Ankaralılar adına alıyorum. Göreve başladı. İlk işi yıkım oldu. Mansur Yavaş, Ankara'nın portresini değiştiren yapılara savaş açtı. İşte onlardan biri. Kol saati şeklindeki kule belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. 31 Mart yerel seçimlerini kazanarak mazbatasını alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yine tartışmalı bir karara imza attı. Hem de belediye meclisi kararı olmadan bir yıkım yaptı. Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2014 yılının başında meclisin karşısında meydandaki kavşağa iç içe geçen 4 kol saatinden oluşan anıt yaptırmıştı. Ankaralıların büyük ilgi duyduğu o saat kulesi Yavaş'ın ilk hedefi oldu. Belediye ekipleri sessiz sedasız o kuleyi kaldırdı. Sabaha karşı vinç yardımıyla sökülen anıt kamyona yüklenerek götürüldü. Anıtın yerleştirildiği kaide ise meydanda kaldı. Başkan Yavaş'ın talimatıyla kavşağa yeni bir anıt yerleştirileceği belirtildi. Kent estetiği tabii ki önemlidir. Sizin estetik anlayışınıza uygun da olmayabilir ama yıkmak her zaman zarar verir. Mansur Bey'e bu konuda böyle bir öneride de bulunmuş olalım. Yıkmak, göreve gelir gelmez yıkmak, üstelik belediye meclisi kararı olmadan böyle bir yıkıma imza atmak size oy verenlerin de tepkisini çekecektir diye düşünüyorum. Başkanlık süreci başladığında bir sonraki seçimin propaganda süreci de başlamış demektir. Yerel yöneticiler için bu böyledir. Yapmakla övünmek her zaman daha iyidir yıkmakla övünmekten. Bunu da Mansur Yavaş'a iletmiş olalım bu vesileyle.